Bizden istenen iki polinomu çarpmamız değil. Çarparsak 3 terim birinde, diğerinde de 3 terim var. Toplam 9 tane terim çıkar. Sonra düzenlemesi vesairesi oldukça uzun sürer. Bizden istediği x küplü terim. Şunu yapabiliriz. Sadece x kübü verecek olan terimleri çarpabiliriz. Yazıyorum polinomları. Şöyle px çarpı qx. Birinci polinomumuz x kare artı 7x artı 2 çarpı ikinci polinomumuz x küp artı 2x artı 3. Şimdi sanki sıradan çarpıyormuş gibi işlem yapacağız. Eğer biz bunların hepsini çarparsak çok fazla terim çıkarız. Sorun bu. Yani doğrudan doğruya çarparak hesaplayabiliriz. Bir sorun söz konusu değil. Sadece uzun uzun işlem yapmamız gerekir. Böyle yaparsak. Şunu yapalım. Sanki normal çarpıyormuş gibi. Eğer biz x kare ile şuradaki x kübü çarparsak x üzeri 5 elde ederiz. Ama biz x kübü arıyoruz. Bunu çarpmayalım. Sadece x kübü verecek olan terimleri çarpmayı düşünelim. Şimdi x kare ile 2x'i çarpsam x küplü bir terim çıkar ortaya. Çarpıyorum bu ikisini. X kare 2x 2x küp elde ederiz. Sonra x kare ile 3'ü çarpsam x küp gelmez. 3x kare gelir. Pas geçiyorum onu. Bu bitti. Bununla olan işimiz bitti. Geldik şuna 7x. 7x ile x kübü çarpsam 7x üzeri 4 olur. Bu ikisini çarpmayalım o yüzden. 7x ile 2x'i çarpsam 14x kare olur. Bu da olmaz. Ben x küplü arıyorum. Bunu da çarpmayalım. 7x ile 3'ü çarpsak 21x. Bu da x küplü değil. Bunu da pas geçtik. Geldik 2'ye. 2 ile x kübü çarpsam olur 2x küp. Tabii 2 ile 2x'i çarpsam olmaz. 2 ile 3'ü çarpsam olmaz. Demek ki x küplü terim sadece bunlardan oluşacak. İkisini topluyorum. 4x küp. Bizden x küplü terimlerin katsayılar toplamını istiyor. Bir tane var. O da 4 olur. X küplü terimin katsayısı 4. Böyle yapabiliriz. Hepsini çarpmadan. Tabii bizden şunu isteseydi, x'li terimin katsayısı nedir deseydi, çarptığımız zaman x'i verecek olanları arardık. Mesela 7x ile 3'ü çarpsaydık, x'li çıkardık. İstediğimiz terimin verecek olan parçaları çarparız.